Yani böyle bilgisayar programı gibi bir şey değil. O yüzden hani şu kalemini dediğimde o bana göre yer alabilir, size göre yer alabilir. O yüzden hani malzemeleri deneyerek çözebilirsiniz. Hani ben size derim ki şu kalemi git al. Ya da ben iki veri kullanıyorum. Sizin şeyiniz bileğiniz H ya da hani F'e gidiyordur. O yüzden gayet sıradan kalemler kullanıyorum. Buradan da görünüyor. Diyorum ki bir tane mol verin işte. Siz de okeyseniz. Soru sormak isteyen ya da aklına gelen bir şey olan var mı şimdi? Yani şey, projeye başlamadan önce karakterleri bir etip ediyorum başlama. Yani hani Bruce Wayne nedir? Benim kafamdaki Bruce Wayne nedir? Onun karakterleri üzerinde model şeyler çalışıyorum aynı kağıtlarda. Yani projeye başlamadan karakterlerin kafanızda oynamaya başlıyorsunuz lazım. O sebepten hani işte davranış biçiminden, surat oranlarından farklılıklar oluyor. Başka var mı? Yani şey, pro markerları iyi diye duydum. Yani ben direkt Copic'te başladığım için hani çok da memnunum. Biraz pahalı ama ne yazık ki. Öğrenciler için işte öyle, evet. Tabii ki davranış markerları kullanın. En azından farklarını görürsünüz. Aynı zamanda şey, belki başka marka sınırı da sizin tarzınızda uygun da kaçabilir. O başta dediğim gibi hani onları deneyerek. Geçiş istediğim zaman brush'ları kullanıyorum. Ama geniş alanlarda lüks topikleri kullanıyorum. Şimdi bunların içine ben de bakmadım. Zannedersem brush yok, normal topik kullanacağız. Evet, başlıyorum. Şimdi şey, kompozisyonu oluştururken şöyle bir şey var. Yani bunu ben de yapıyorum. Hep böyle şey düşünüyoruz da bir karakter çizdiğiniz zaman karakter bir yerde yatırmıyor. Ya poz veriyor falan gibi bir durum var. Ama size tavsiyem hani karakterin bir yerde durmasından ziyade karakterin bir anını çizmeniz ki çizdiğiniz şey daha böyle inandırıcı olur bakalım. Yani hani böyle bir olay ortasında bir olayın an şey olabilir. O an, o anki hali olabilir. Yani ben de çıkıyorum, kadar yolu müşretmem bilmem ne falan filan ama hani tek plan çizdiğinizde böyle bir altyapı koyarsınız, bir öykü yüklerseniz çok daha etkili oluyor. Görebiliyor musunuz? Nasıl? Şu an değil mi? Arka taraf anlaşılıyor mu? Kamerada olsa çok az daha belki zoom yapabiliriz ama var mı öyle bir şansın? Al bir şeyler var ya, tam sen zannedersen daha yapma. Yani ilk yaklaşım olarak gördüğünüz gibi önce figürü çözümleyeceğim ben, fonksiyonu. Yani ne yazık ki evde yaptıklarım kadar ince bir şey yapamayacağım burada ama kalabalık karşısında işlemek de olmaz diye. Tahmin edersiniz ki. Yani şimdi bu çözümleme aşamasında olabildiğince kendinizi şey bırakın, serbest bırakın ki şunu daha kimse görmüyor. Kendinizi dışarı tutunuz ve bütün formları
burada soru sormak isteyen sorabilir. Benim çizime bakmayın. Arada hani çizerken şey yaparım cevapları. Söyle. Hız çizgileri konusunda. Hız çizgileri konusunda öncelikle perspektifi bilmeniz lazım. Hani nereden hangi yöne gidiyor dediğini vermek için. Yeterince pratik yaparsanız şeyle, ben fırçayla yapıyorum mesela ağırlıkta. Çok daha etkili oluyor. Onun dışında bir cetvel var kalemle. Hani belli bir perspektif noktası belleyip oradan çıkan çizgilerle yapabilirsiniz. Anlatabildim mi? Karışıyor derken nasıl bir karışıklık? Şimdi mürekkeplemeden önce iyi karar vermen lazım. Hani kararsız kaldığı yere kuşuk hemle netleşti ki mürekkebin içinde tekrar böyle bir riske girmem. Onun üstüne kağıt yapıştır tekrar. Yani o bölgeyi bir figür çıkmaya başlıyoruz burada. Şimdi ben buraya şey, bir kavga anı gibi düşüneceğim. Böyle yere mesela ninjalar koyuyorum. Yani burada perspektif size düşünün perspektif şu şekilde gösterebilir mi? Zemini bu olarak düşünürseniz şu şekilde şimdi etki artırmak için şöyle bir şey diyeceğim. Yani o pozisyonlarda ön arka yani orta plan karakterin olduğu bölge çok önemli. O yüzden ben bu öne iki tane yakın kılıç koyacağım. Biraz bol kol tutuyorum. Anladın mı? Kılıç. Burada iki tane kılıç varmış. Ya bu şekilde ne birinin gözünden, belki Nican'ın gözünden bakıyor ki şeyleri ağlayabiliriz. O da hani işin etkisini artırır. Hem de derinliğini artırır. Ondaki bir kılıç. Mesela Türkiye'de bir jambon bahçesi düşünebiliriz. Böyle çiçeklerin falan olduğunu. Alttaki figürlerini de netleştireceğim biraz. Var mı sorusu olan arada? Hayalden figür çizebilme noktasına gelmek için doğru olan çalışma yolu nedir? Pratik. Hayalden mi pratik yoksa hayalden? Yani gördüğünüz her şeyi çizmeniz lazım deriz. Normal hayatta görmüş insanlara figürleri. Hani bir şey resimlemek için ne kadar ünlüde giderseniz, hani ekip ederseniz onu, insan figürünü ne kadar tanırsanız artık hani düşündüğünüz şeyleri daha iyi çözümleyebilirsiniz. Anatomi için de aynı şey geçerli. Yani anatomi detaylı bir ben ilk önce sizi Iron Man'in ön tasarım, taslak, karakter tasarımlarıyla tanımıştım. O süreç tam olarak nasıl başladı? Tasarım mı nasıl yaptın? Yani Marvel'da işte o projeye alın, katılın. Yani kısa. Yani Marvel bana ulaştı. Bir Iron Man seni seçeceğiz, çizer misin dedi. Ben de çizerim. Yani tasarım aşamasında şey, onların akıllarında bir fikir vardı. Yeni aileden tasarım için böyle hani çok parlak, tek renk, gümüş tarzı böyle hani çünkü egosunu patladı bir ölçüyle o. Eşisten sonraki bir. Evet, kontrol kaybedip. O yüzden böyle çok lüks görünen, ihtişamlı, işte gümüş diye bir kostüm istediler. Ben de onun üzerinde birkaç tasarım yapıp yolladım. Genelde öyle olur. Hani bir fikir olur, fikir söylerler sizlere. Çizer o fikirden birkaç tasarım çıkarır.
o tasarımlardan bir tanesi seçilir, sonra detaylarına geçilir karşılıklı. Ya bu sürekli neyleşmeye olan bir şey. Hani ben şurasını şöyle yaptım, sizlere böyle düşünüyorum diye yolluyorsunuz. Onlar da diyor ki hani evet olmuş diyor ya da şöyle yapsak nasıl olur, bir de böyle deneyelim falan ama o da uzun bir süreç. Yani tasarımın 2 hafta falan sürmüyor bu hale gelmesi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Orada kılıcı yeni değiştirdim çünkü eli engelliyordu. O yüzden şu yukarıdaki ölü bölgeye başlamıştım çıkıyorum. Ya böylelikle şöyle bir avantajımız oldu mesela. Bu kılıcı yönlendirmesi de ilk kompozisyonumuzu Wolverine'e şey diyor, fokus yapıyor. O yüzden kılıçların da böyle bir faydası oldu. Yani bu yazana göre değişiyor. Şimdi sen açmışsınız, diyorsun o şekilde. Yılı o yazar. İşte o an ne yaptıkları tartışılır falan. Ama bazı yazarlar var, sadece özet geçer. Diyalog tutuyorlar. Şeyde internette örnekleri var mı orada? İnceleyebilirsiniz onları. Böyle hani senaryo örnekleri. Evet, gördüğünüz gibi biraz daha netleşiyoruz. Birazdan mürekkep aşamasına gideceğim. Yani işleri kendim çizerken kurşun kalemle çok özen göstermiyorum ben. Çünkü hani içinde ne yapacağım biraz kafamda beliriyor. Ama başkası çizgi atacağı zaman, yani mürekkepleyeceği zaman tabii ki çok daha net çalışıyorum. Evet, kompozisyonum bu şekilde. Şimdi ince bir uçlu bir mürekkep kalemle şeyleri belirleyeceğim, yani altları ortaya çıkarıyorum. Ya bu tarz işler yaparken şunu unutmayın. Öncelikle kendinizin keyif alması lazım. Hani böyle genç arkadaşlar bir şey çok seviyor. Böyle çok stres, hani kimse beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Hani bu tarz şeyleri çok düşünmeyin üretirken. Kendiniz ne görmek istiyorsanız onu oluşturmaya çalışın. Yani başkalarına göstermek zorunda değilsiniz yaptığınız işi. İlla ki. Başarılı olursa, başarılı olduğunu düşünüyorsanız gösterin tabii ki. Ama öncelikle kendi bildiğiniz, çünkü sizin zamanınız. Kimseye böyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz yani. Hani hesap verme, burasını böyle yaptım, şurasını şöyle yaptım. O yüzden eğlenmenize bakın. Şey hatırlıyorum, neden olmuyor? ama şöyle bir şey var, hani odaklanmanız gereken şey işi bitirmek olmalı. Hani böyle bir şeyi başlayıp bıraktığınız zaman, sonucunu görmediğiniz zaman ilerlemeniz çok yavaş olur, gerçekleşmez yani. O yüzden bir şeyi oturttuğunuz zaman kağıdın üzerinde beğendiğiniz kompozisyonu, onu lütfen bitirmeye çalışın. Hani sonucunu net olarak alın ki bir sonraki denemenizde nereye gidebileceğinizi görürsünüz bu şekilde. Yani çoğu insan da şey görüyorum, hani bacağı çizmiş bırakmış mesela. Gerçek bir şey yok artık. Yani o bacağı bir daha çizeceksin. Yani hani bunları düşünerek, benim de tabii ki depresyonum oldu ama benim şöyle bir şansım vardı işte. Bizim çapadaki diğer arkadaşlar, çapa sinemadan kurulduğunu kurduysa, yakınımdan ve çok fazla aynı şeylerden keyif aldığım insanlar vardı. Yani hepimiz sinema yapmıştık. O yüzden birbirimizi çok motive ettik ve birbirimiz hani herkes görüşlerini de bildirdi. Hani ben bunu beğendim, sence nasıl olmuş mesela? Yani farklı görüşler aldığınızda, çünkü aynı zamanda biraz ekip işi.
çok böyle hani süper bireysel bir yapabildiğiniz bir şey değil gelişim aşamasında. O yüzden hani onda faydası olur bana. Onun dışında yapmadan çalışmıyorum ya aslında. Yani hani sıkı çalışmazsanız zaten sonucunu alamıyorsunuz. Her iş için geçerli bir şey bu. Her dal, her sanat dalı için geçerli. Çünkü o çerçeve şey değil, bir dünya değil orada. Siz koca bir dünyanın aslında bir detayını alıyorsunuz orada. Peki o zaman o kadar elini ayağını kesmek sıkıntı değil yani. O anı yani kesebilirsiniz, hani aşırı zoom yapabilirsiniz. Mesela çok heyecanlı sahnelerde göze girebilirsiniz. Bunlara kaçın amaçlı bazı yerlerde direkt kesiliyor ya. Evet. Onun etkisi mi? Anlaşılıyor, kolay yaklaşıldı o zaman. Öyle mi? O yüzden uşanmadan hani olmadıysa kompozisyon, bir daha izleyeceksiniz. Ya bunun için tabii şey, perspektif. Perspektif kuralları çok çok önemli. Ya onu gerçekten çok ciddi alın. Çizgi roman yapmak, yapan ya da yapmak isteyen kaç kişi var burada? Bayağı varmış. Sosyal medya mi? En iyi şey sosyal medya şu an. Valla işte kendin geliştikçe zaten insanlar görmeye başlayacaktır yaptığın işi sosyal medyada. Hani bir anda böyle bombüslerde izleyici falan bir şey yok. Ama hani network kurman lazım, çizerlerle muhabbet edersin. Bilmiyorum yani sen işitledikçe zaten nasıl kendi kendine şey yapacak, ömrü beni aşar. Şimdi şunu da belirteyim, ben normal sayfalarda bu kalemleri artık çok kullanmıyorum. Eskiden kullanıyordum. Ben yani tekrar şey, klasik yönteme döndüm, fırçayla taramıyorum. Ama o çok ince bir iş olduğu için bugün normal hani fuarlarda yaptığım gibi skeç yapmaya karar verdim. Yoksa saatler sürüyor bu türlü. Evet, anlaşılıyor ama. Bir tane yazılı sayfayı toplamaya kadar sürede tamamlanacak. O sayfasına böyle değişiyor. Benim şirketlere çalıştığım için günlük sayfa bitirmem demek yaptığı iş. Yani hafta 5 gün boyunca. Dolayısıyla haftada 5 sayfa çiziyorum şu an. Mentalini ben yapmıyorum. Ben işler yapıyorum. Aylık dergini çünkü öyle bir şey yapmam pek mümkün değil yani. Birçok yazar kişiler yaptıkları yapıları ve oyunu çekenler pek hoşuna göre fakat yani onlar yaptığı 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 yani şey, çizgi olarak biraz daha böyle daha kendinden biraz daha emin yaptığım bir iş bu. Çünkü öykü bakımından
bana hitap eden bir öyküydü. Pilotun onların Rusya'sına geçen bir öykü. Böyle karanlık sahneler, karanlık sahneler. Bir de Marvel editörleri beni bu işte biraz serbest bıraktı. O yüzden şimdi kullandığım tekniğiyle, grid ettik. Hani tonlama tekniğiyle de böyle bir şeyler yaptım. O yüzden çok şu an için o değil. Ama ne iş? Tabii daha iyi gittiği için. Bir sene sorarsan bu tamamen değişiyor. Var. Ama söylemiyorum. Tek söylediğim ikisi bir yansında kaldı. Bundan sonra. Evet. Merak ettiğiniz bir şey var mı? Çekiliş hafta konusunda sorunuz. Onunla ilgili de, globalde takip ettiğiniz, feyiz aldığınız başka çizerler? Ya çok var, o kadar iyi çizerler var ki. Yani en son benim çok taktığım şey var, Mathieu Laffray var Fransa'da. Prophet diye bir şey çizdi en son. Onun dışında herkesin sevdiği, en taktığımda Olivier Koyker var. Çok sevdiğim çizerlerden. Onun dışında klasik çizerler her zaman izliyorum, Wolf Science Hastası mesela, Vincent Cavendish. Referans aldım derken? Yani mesela şu an öyle bir şey söylemeyeceğim ben. Yani şey içinde bilmiyorsanız açarsınız Google'da, aradıksınız da ona bakarak çizersiniz. Çünkü at çizmek çok zor bir şey mesela. Yani denediyseniz at çizmeyi, atın anlatımı çok önemli bir anlatım. Yani çok daha kafana uğraşmak bir şey yok. Yani referans çizmek ayıp değildir, şey değildir, böyle üçkağıt değildir. Aksine doğru bir şeydir. O yüzden hani mesela bir şehir çizeceksiniz, New York çizeceksiniz, kafana New York atamazsınız. Ya bakın şimdi kopya çekmek başka bir şey, referans kullanmak başka bir şey. Çünkü referans kullandığınız şey sizde. Özdeşliği zaman o size ait bir şeye dönüşüyor. Kopya çektiğiniz zaman başka birinin işini almış oluyorsunuz. O yanlış bir şey. Geliştirmek için kendinize yapabilirsiniz. Yani böyle gelişme aşamasında çizerlerin tekniklerini taklit ederek gerçekten kendinize yollayabilirsiniz. Bu yanlış bir şey değil. Bunu bütün çizerler yapar. Çünkü hani hayran kalırsınız, bakarsınız bu çizimi nasıl almış. Adam ben de bunu denemek istiyorum dersin, de denersin. Bakarak denersin yani. Ya o tarafa nasıl kılınmış hani bu anlıyorsun mesela. Yüzeyi nasıl yaratmış, bu dokuyu nasıl yaratmış. Şu an var uğraşmam bir tane. Bir albüm projem var. Bilmiyorum işte yani. Normal işlerinden pek vakit almıyor. Başladım ama. Başladım, söyleyebilirim. Şimdi internette koydum böyle bir ayı karakterim var yani. Bozcu'da. Onun bir grafik albüm üzerinde çalışıyorum. Zaten aklımdaki şey tek bir öykü. Başka bir şeyle bağlanmayacak. Başka bir atacak. Bir sefer bir şey. Buraya çiçekleme koyuyorum. Normalde ben kopyaları kullanırken bir de bunların white denilen bir şey var, çok geniş yüzeyde. Onları da kullanıyorum ama neyse burada yok bunlar var. Geniş alanlar için umarım kurtaracağım. Şimdi ana hatları bitirdim arkadaşlar. Şimdi geçeceğim şey lekeler. Lekelere başlamadan önce kompozisyonunuzu kesinlikle ışığın nereden geldiği kafanızda belirleyin. Hani sonradan böyle düşünmeyin yani burada ışık nereden geliyor, onu görürse buradan
gölgeyi koyduysanız, hani öbür gözle farklayarak koyarsanız darmadan bir şey dönüşüyor. Şimdi siyahları giyeceğim. Bunda şu gördüğünüz şeyle, brush pen'le, pocket pen'le, çok kritik bir alet.